Günaydın herkese. Levent Hocam, günaydın. Günaydın. Sabah 7, uyandık. Atlar geliyor çadırımıza. Her yer at. Şurada şey var bir tane. Tay, ona bakalım. Ah, kedi bu. Kedi gibi hareketler yapıyor ya. Bu anası galiba. İleride bir sürü at var. Vay be. Bizim arabamız ve küçük köyümüz. Nereye gidiyoruz bugün? Bugün özellikle Tahir Çoluğu. Tahir? Tahir Çoluğu denen bir taş. Çoluğu taş demek. Tahir güdük gibi bir anlamı var. Hiç de güdük olmayan. Büyük bir taş. Büyük, oldukça kitleli bir taş. Orayı görmeyi düşünüyorum. Yolda Hun döneminden kalma bir tapınak var tırnak içinde. Onu düşünüyorum. Şey tapınağı mı? Böyle Tengri tapınağı mı yoksa? Evet. Ha, evet. Vay çok ilginç. Bugün ama Orkun Irmağı'nın batı yönünde kalan 2-3 yer var. Oraları görüp oradan anıtların yakınındaki bir konaklama yerine gidelim diye düşünüyorum. Çok detaylı yani. Size çok detaylı bir Moğolistan serisi geliyor. Burhi şu anda bu çadırda horpiş horpiş uyuyor. Yola çıkıyoruz birazdan görüşürüz. Yes. Burhi'cim uyandın. Abi uyandık, çadırda uyuduk, gerde. Allah. Çok iyiydi ya. Resmen macera. Şimdi bize buranın hikayesini anlat, bir de bu niye burada? Yani olay burada mı gerçekleşiyor? Dört tane hayvan görüyoruz. Kuş, tavşan, maymun, fil. Maymun ve fil. Dört hayvan. O masalda bu dört hayvan bir yemiş ağacı görüyor ve yemişi alıp paylaşmak istiyor. O ağacı da yemiş, hikayedeki ağacı da bu temsil ediyor. Bu yani. Temsil ediyor, evet. Tamam. Yani bu bir yemiş ağacı değil ama onu bu temsil ediyor. Bu arada şöyle anlatalım. Biz yani ıssızlığın ortasındayız. Moğolların evet. Şarkısındaki gibi. Gibi. Yani in the middle of nowhere. Aynen. Öyle bir şehrin içine falan değiliz. Evet. Asfalt yol yapmışlar. Bir de in the middle of nowhere. Neyse, bu dört hayvan aralarında şöyle diyorlar. Birbirimize yardım edelim. En küçüğümüz en altta dursun. Yaşça en küçüğümüz. Böyle sıralanalım, yemişe ulaşmaya çalışalım diyorlar. Fil, ben küçükken bu ağaç küçük bir fidan gibiydi. Ben onun gölgesinde dinlenirdim diyor. Hmm. İşte maymununkini, tavşanınkini unuttum. Onların yaşının daha büyük olduğunu anlıyoruz. Oradan yaş anlaşılıyor. Kuş da şey diyor. İşte ben uçarken bunun tohumunu ağzımdan düşürmüştüm. He. O tohumun yerinde bu ağaç bitmiş diyor ve onunla en yaşlının kuş olduğunu öğreniyoruz. Buna göre böyle en altta en genç olan fil, üste doğru yaş sırasıyla maymun, tavşan ve kuş sıralanıyor. Kuş yemişi koparıyor, sonra aralarında paylaşıp yiyorlar. Kaç ayrıntı ben söyleyeceğim size. Çok ilgimi çekti. Mesela filin bacaklarında mücevherler var. Heykelde. Hakikaten mücevher. Evet, yani taşlar var ve kimse çalmamış. Bir de ilginç olan bir şey daha söyleyeceğim. Burada bir sürü para var. Kimse bakın. Dokunmuyor. Evet. Çocuklar şeker çikolata atmış. Ona da kimse dokunmamış. Çok hoşuma gitti o. Çok güzel. Evet. Gerçekten. Bilge Bey nasılsınız? İyi değilim, iyi olsun abi. Siz nasılsınız? Neredesiniz siz? Esenyurtlu mu? Efendim? Nerelisiniz İstanbul'da? İstanbul'da mı? Hatta Gazi Osman Paşa'da bile kaldım. Suriçi. Ne? Genelde Suriçi. 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 Şey var mı? Ne? 10 yıllık. Yok canım. He? En uzağa gittiğim Samsun, Trabzon.
Yok, Konya var mı yani? Hiç. Bilmiyorum, sanmıyorum daha doğrusu. Timur falan geldiğinde Konya. Nasıl? Timur var ya, Konya'ya gidiyor. Onlar giden kalmış orada zaten. Var mıdır mi akraba orada acaba? Timur yo, zamanında. Yok. Sanmıyorum. Nasıl? Onlar bir kere Barlas boyundan. Bizimle alakası yok. Nasıl biz olsun sen kardeş? Şimdi bu hikayede en genci, yanan benim. En genci kuş olsaydı böyle bir hikaye erken bitecekti. Evet. Çünkü fil o zaman kuşun üzerine çıkacaktı. Evet. Fil zaten kimin üzerine çıksa? Evet, doğru. Maymunun çıksa da yeterdi yani. Çok güzel ama. Muhteşem bir özgürlük hissi. Haydi gidelim o zaman. Şu anda inanılmaz bir yerdeyiz. Gerçekten. Şuraya bakın ya. Tam Teletabi çayırı. Tam üstümüzden kartal uçuyor. Ve şu anda 2000 yıllık bir kum. Evet. Tapınağı denilebilir. Ovo'ya yanaşıyoruz. Çok kıymetli bir yere gidiyoruz. Gerçekten bunu görmeniz pek mümkün değil normal şartlarda. Hocamız sağ olsun. Sağ olsun. Haritada falan böyle bir yer gözükmüyor. Hani evet, yani kendi bile yani çok şüphelendi. Zor buldu yani. Evet. Görüyorsunuz değil mi? Kumlar nerede yaşamış? İnsan yaşar burada ya. Vay 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 vay. Cennet, cennet. Cennet, Suriye cennet. Şu. Hocam, Teletabi'ye benziyorsunuz burada. Şu şapka gerekmiyor muydu Teletabi olmak için? Şimdi burada taşlar var. Bu taşlar tabii ki olmaması gerekiyor burada. Çünkü burası çayır. Yani getirilmiş anlamında. Bunlar Hun döneminin tapınma alanları. Böyle taşlarla alanlar belirleniyor. Buralarda geçmişte daha küçük yığınlar olabilir. Şimdi Moğolca ovo, Türkçe yığın anlamına gelir. Tamam. Mesela Sasın ovo, kar yığını. Şöyle gidelim. Çolun ovo, taş yığını gibi. Bak şuraya. Bu sınır gibi. Bak sınır bir kapı da orada, görüyor musunuz? Aslında yani tören olduğunda ana giriş kapısı orada. Öyle belirgin taşlarla. Neresi? Şurada var ya şöyle bir giriş. Aha. Belli değil mi? Hı hı. Yani oradan giriyor alana. Buranın özelliği, bu kadar kuzeyde benim gördüğüm tek yer. Güneye doğru gittikçe bunların sayıları daha çok artıyor. Daha iri taşlar kullanılan yığınlar gördüm. Üstü eksik olanlar, o çevredeki aileler onları kendi ihtiyaççıları için kullandığından öyle oluyor. Şey tabii yani atıyorum Türkiye'de de eskiden kolonun üzerinde karpuz yiyorlardı masa gibi yani. Mesela şimdi bu taş yığını ve çevresindeki yapı burası bir tapınma alanı olduğunu gösteriyor. Bozkır göçebeleri köleci bir toplum olmadıkları için öyle yüksek duvarlı bilmem ne falan, böyle kırbaçla, terle, kanla çalıştırdıkları, kölelere yaptırdıkları dev binalar yok. O yüzden duvarlar yok bu çevrede. Bu taşlar bu alanda geçmişte bulunan taşlar. Hı hı. Şöyle düşünün, bu taşların hepsini alsak şöyle bu alana saçabilsek, hani öyle bir makinemiz olsa, alan yaya ve atlı insanların yürümesi için çok engel oluşturan bir zemine dönüşür. Bunların böyle bir doğacı yanı da var. Burası yığınlar, tapınak değil mi? Tabii buralar tapınma alanları. Göktengri için. Evet. Burasının bunun ben, mesela oyuk gibi olmasının sebebi ne? İşte buradaki yani, yığından taşları alıp götürdükleri için diye tahmin ediyoruz. Çünkü bunların tamamlarında bu üstü kubbe formunda. Kaç yıllık burası? Burası erken Hun dönemi olduğunu tahmin ediyorum. Kaç yıl oluyor? 2000. Yani milattan önce 100'den daha öncesi. 2150 ve daha öncesi. Hun döneminden daha önceye bile gidiyor olabilir. 150 yıl sonra. Evet, ama İskender dönemine kadar da gidiyor olabilir. Yani tarihlendirmek kolay değil. Çünkü tabii, karbon testi yapamıyoruz. Evet, test. Şey, hiç buradan çıkan tabii ok ucu parçası vesaire yok. Yok. Güneye gittikçe taştan karbon testi yapılamıyor. Bunların sayıları daha çok artıyor. Büyüklükleri artıyor. Oralarda artık geyikli taş ve
Diğer kaya üstü betimlemelerini de daha çok görüyoruz. Sinek çok. Evet. Sinek çok. Hayır, kameranın... Kamera çekiyor onları. O zaman taşın kaynağı burası yani, şu kısım diyorsunuz. Alıp taşıdılar. Başka yerden taşımadılar yani bu taşları. Yok, buradaki taşları oraya topluyorlar. Okey. Yani onun için bana hata aldığınız şey olarak. Ben yani başka dışarıdan bir... getirme değil, bu alandan buraya toplanıyor. Taşı bulup çevirmişler yani basitçe. Evet. Mesela yani. Nasıl da ayinleri? Bir fikir var mı? Bugünkü şamanlar gibi. Büyük olasılıkla şaman içeride ayin yapıyordu ve birileri kurban sunuyorlardı. He. Burada şey var mı? Şimdiki Aztekler, Mayalardaki gibi mesela düşmanı kurban ediyorlar mıydı öyle? Ya bu coğrafyada insan kurbanı olduğu ile ilgili kim kayıtlar var? Ha. Evet. Ama var. Ama şey değil. Öyle Aztek, Maya zaten o kadar insan yok yani. Ölçeğinde. Aztekler bir günde 50 bin kişiyi kurban ettikleri oluyor. O doğruysa eğer fantastik o bir şey yani. Hani gerçekten 50 bin kişi şey Hristiyan rahipler yazıyor gördük. Kan gölü oldu diyor şey. On binlerce kişi daha. Hristiyan rahipler yazdıysa o sayıyı bir daha denetlemek gerekir. Yoklamak için. Atıyorum. Mesela 5 bin, 10 bin olsa bile evet. O vardır yani kesin. Yok vardır. Yani sayının 5, şey olduğu. 5-10 bine eminim. Sayının yüksek olduğu. Çünkü çiçek savaşları var. Çiçek savaşlarını sırf kurban etmek için yapıyorlar ve birbirlerine kurban etmek için esir alıyorlar. Evet. Savaşlarda. Yani 3 ordudan 10 binlerce askerin çıkabileceğini düşünebiliriz. Bu arada evet. Sinekler takip ediyor beni. Çiçek savaşları dediğimizde sebepsiz yere sırf kurban etmek için, tanrılara kurban etmek için yapılan savaşlar. Savaşlarda zaten enseye vurup bayıltıp şey bu. Esir almak amaç. Evet, bu coğrafyanın yani direkt savaşta öldürmek erkekliğe şey olarak gözüküyor bu. Azteklerde. Bu böyle bir taş tümseyi yani. Aykırı olarak gözüküyor. Hem size bunları hem Aztekleri anlattık. Yani zaten özetle hocam, şu değil yani. Hani bu 10 yıllık geçmişi olan. Hocam bu Hunlar. Çok iyi insanlar. Çok insanlar. Çok. Bu misafirperver. Hunlarla Aztekler de 30 bin yıl önce biliyorsunuz buradan Bering Boğazı'ndan geçen İnsanlar. Akrabalar yani. Yani ne bileyim 30 bin yıl önce kim öyle kim kala. Aynen. Ha. Ama muhtemelen buradan. Muhtemelen Bering Boğazı'ndan geçmişler işte yani. İşte Sibiryalılar. Sibiryalılar. Sibirya ne kadar uzak hocam buraya? Sibirya'nın uçları burası işte. Güney uçları buralar. Evet şu anda Sibirya'dayız. Sibirya'nın güney kıyısında bakın, sayılırız yani. Arabamızı görüyorsunuz. Zaten yukarısı Tuvalar, Yakutlar. Evet. Hocam bunlar buralarda yaşamışlar, ayinler yapmışlar evet. Vesaire vesaire. Şeye ne zaman geçiyorlar? Avrupa'ya yani kaç sene sonrası? Milattan önce 56'da mıydı? Zaten yani iktidar mücadeleleri başladıkça ayrılan gruplar batıya doğru gitmeye başlıyor. Buradaki şurada yani az önce gördüğümüz adamlar Türk mü? Yani bunlar Türk mü? Onu hadi soralım tartışma. Evet. Teknik olarak böyle bir şey söz konusu bile değil. Türk olmaları mı? Öyle bir adlandırma yok. Ha, okey. Yani bununla ilgili benim hep verdiğim bir örnek var. Doğu Akdeniz'de çok iyi bildiğimiz bir kaynaktan. Yani hani İbrahim'in iki oğlu vardır. Biri İsmail, biri İshak. Biri İbrani kavminin atasıdır, öbürü Arap kavminin atasıdır. Ya bir şeyler de sokuyor bu arada. Şimdi, çekirgeler. Ha. Örneğin İsmail Arap kavminin atasıysa Arap mıydı kendisi? Ya da o dönemde Arap diye bir adlandırma tabii. Var mıydı? Ya bu en azından şöyle... Ya da şöyle diyor. Vallahi bir şey buldum. Yok o yakın dönem ya, tuğla. Ben de heyecanlandım bir şey tuğla buldum ya. Diye ya. Yazıklar tuğla. Olsun. Tuğla. İnsan bir gaz verir. Öyle düşünüyorsak İbrahim o zaman İbrani miydi, Arap mıydı gibi bir soru ortaya çıkar. Ya bazı şeyler adlandırmanın başladığı tarihle bağlantılı. Tabii. Mesela ama hocam, yani dilleri bizim Türkçemize mi yakın, Moğolca'ya mı yakın? Bence ikisine de yakın. Demin bir şey buldum bu arada. Ve biz Hunlar, yani doğru terimlerle söylemek gerekiyorsa Hunlar Türklerin ve Moğolların ataları olan bir toplumdu. Okey tamam. Demek bunu daha ben doğru. Aslında daha ya, politik gibi ama buydu. Yani işin gerçeği böyle. Tamam. Hani, politik davranmaya çalışmıyorum. Ben şimdi ne deniyor burada ona? Mesela 500 Hun var. Milattan önce işte 100 yılında dediniz. Örneğin. Ben geldim buraya indim zaman makinesiyle. Başladım İstanbul Türkçesiyle bir Türkçemle konuşmaya. Anlaşabilir miyiz hiç? Var mı öyle bir ihtimal? Şey, yani onlar şey düşünür. Ya bunlar böyle herhalde uzak bir yerdeki bize yakın akraba bir kavimden biri gelmiş. Bazı söylediklerini anlıyoruz ama ne tuhaf konuşuyor. Ha,
Çok enteresan. Gibi bir yani şey olur. Anlaşma şansımız var yani az biraz da olsa. Az biraz da olsa evet. Okey süper. Hadi bakalım yolumuza devam edelim. Sineklerden kurtulacağız. Neyse sineklerden büyük ölçüde kurtulduk sanki ya. Abi sırtında var ha bayağı. Yengeç bakmıyor ha. Vallahi ya. Abime. Sinekler yiyor adamı sinekler. Heh. Kaynana gibi. Duman çıkar kaçarlar. Ne arabanın yani? İçini tütsüleyeceğiz biraz kaçacaklar. Yemin ediyorum adam var ya tam bir Moğol şamanı tam bir ya. Tam bir Moğol evet. Helal olsun Bilge Bey. Dur ben temizleyeyim. Şey, ya yine bana kaldınız modern çağ şamanına. Modern çağ şamanı. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bayağı zor oldu bulmamız. Uygurların başkenti Ordu Balık. Oraya gidiyoruz. Zaten bakın yazıyor. Ve gerçekten yolu bulmak çok zor. Yoldan dışarı çıktık ana yoldan. Bayağı uğraştık. Hocam Ordu bizim bildiğimiz Ordu mu? Ya bizim bugün bildiğimiz anlamıyla konak, Ordu, okay. Malikane gibi anlama geliyor balık. O dönemde. Balık şehir demek şehir Türkçe. Demek. Öyle mi? Yani hükümdarın yaşadığı o büyük binanın olduğu şehir. Ona balık mı deniyor? Balık. Han balık. 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 Han balık, han şehri demek örneğin. Ha. Ordu balık. Ordu balık. Ordu balık sarayın olduğu şehir. Uygurların. Uygur başkenti. Başkenti. Evet. Şimdi gidiyoruz bakalım. Gidiyoruz. 13 kilometre toprak yoldayız. Oh yeah! En sevdiğim. Aa! Wow. Şey gibi. Şahin. Atmaca ya da Şahin mi? Ufak Şahin mi? Şahin, Şahin. Şahin değil, ben Atmaca olduğunu söylüyorum. Ama Şahin yok yok, şeyi Şahin gibiydi ya. Tüyleri Şahin'e benziyordu ya. Ama bilemiyoruz tabii. Burayı Karadenizler kurmuş olabilir mi? Mesela Ordu şehri, balık, Karadeniz balığı. Ordu paluk. Ordu paluk. O zaman öyle olsaydı Ordu paluk olurdu. Ordu balığa yaklaştık. Çok zorluyor ama. 16 kilometre gidiyoruz böyle. Ben böyle bayağı turistik bir yer bekliyordum. Şeymiş. Henüz olmadı. Aslında bundan sonra olacak. Bir yer turistik olunca ilk başta biraz böyle bir karmaşa oluyor ya. Evet. Şimdi olmadı, o yüzden biraz iyi sanki. Tabii tabii, turist olmaması nimet bizim için. Neyse oraya gidince bazı göstereceğim yapılar var. Niye yani kalabalık olmadığı iyi oldu, talana dönüşmediği iyi oldu, onu konuşuruz. Tabii tabii. Çok çok iyi. Ben memnunum. Turist ekranda olmamız. Kendimi görüyorum. Ne kadar ilginç. Ne kadar güzel. Teknoloji. Teknoloji. Evet, Uygurların başkenti Ordu Balık'tayız. Hocam kaç yıllık bu başkent? 750'lerde yapılmış. 1250 yıllık en az. Evet. 1270 mi? 70 küsür. 1270. 1270 diyeyim bakalım. Hala Uygurlar yaşıyor mu Moğolistan'da? Hiç var mı? Var. Ama şeyi söylemekte fayda var. Tarihteki Uygur devleti ile günümüzdeki Doğu Türkistan Uygurları ayağıma bastı. Pardon. Aynı soy değil. Günümüzdeki Uygurlar Karluk soyundan geliyor diye bir şehir efsanesi var. Öyle mi? Karlukların yerleşik olduğu yerler daha Özbek tarafları. Aha. Ama bir yerden sonra Özbeklerle Uygurlarla Karlukların karıştığını ben tahmin ediyorum görüntüden. O yüzden de örneğin Alişir Nevai ile ilgili Özbeklerle Uygurlar arasında yok Özbek miydi yok Uygur muydu kavgası günümüze kadar süre gelmektedir. Şehrin surlarını görebiliyoruz biz biraz. Evet. Bu iç surlar, dış surlar daha parça parçaydı. Gördük, dışarıda. Evet. Yukarıdan daha geniş görülüyor, güzel görünüyor. Yukarıdan biraz daha ayrıntılı bilgi vermek istiyorum. Mesela bu kaleyi kimlere karşı yapmışlar? Kimlerle savaşıyorlardı? Savaşmıyorlar, burayı başkent olarak yapıyorlar. Aha. Ha, yani ama surları kimlere karşı korumuşlar? Çinliler, Moğollar. Buraya ilk gelen Çin yok. Şimdi kale şehirler her zaman savunma amaçlı değil. Yerleşimi belirlemek için. Tamam. Bununla ilgili şimdi çok ayrıntılı bilgi vermeyeceğim. Tamam. Bir kısmını çünkü romanlarımda yazdım, kitaplarımda yazdım. Söyleyin hocam isimlerini. Çölde Dor'u mutlaka alın okuyun. Yüz Bin'i mutlaka alın okuyun. Çölde? Çölde Dor. Yani biz nereden bulabileceklerini yazarız. Yani yazmalarına gerek yok. Hani
Kitap yurduna yok. Mehmet Levent Kaya yazınca bütün kitaplarım çıkıyor tamam. Zaten. Mehmet Levent Kaya tüm kitaplarını okuyoruz arkadaşlar. Bütün kitaplarım çıkıyor oradan. Ben de burada tanıştım Levent Hoca'yla. Bak quiz yapacağım ha. Evet. Yani bu arada benim de çok öyle ilgi alanım değil. Onun için Burhi ve Levent Hoca konuda bayağı geniş bilgiye sahipler. Onun için ben çok bilmediğim için susuyorum. Ben de sizinle öğreniyorum bu arada. Ben de yani şimdi o bana sorunca çok biliyormuş gibi konuşuyorum. Birkaç kitap vesaire okudum ama çok öyle özellikle Uygurlar hakkında bilgim yok. Ha bak şurası, şurası şey. Kapısı. Zamanında cümle kapısının yani ana hı-hı kapının olduğu aralık. Mesela kaç kişi yaşıyormuş bu şehirde aşağı yukarı? Yani büyüklüğüne bakınca çevreyle birlikte 4-5 bin nüfuslu. Ha, çağının, çağının optimum büyüklüğünde bir şehir. Bayağı büyük. Yani hani 8. yüzyılda dünyada öyle çok büyük şehirler olduğunu falan sanmayalım. Hı-hı. 1453'te İstanbul'un nüfusunun 14 bin olduğu söyleniyor. Yani hani ona göre 700-800'lerde diyelim. Bugün bile buranın nüfusu çok az. 4-5 bin milyon nüfuslu bir yer optimum büyüklüktedir. Yani bir şehir kurmalarının sebebi ne ticareti? Yine şey mi yani? Hayvancılık yapıyorlar muhtemelen tabii ki bugünkü gibi ama ya, başka bir sebebi var mı? Ticaret ana geçim. Ya korunma ve barınma gerekçesi var. Ama şimdi bir hala finansman aradığım bir belgesel projesi var. Tam olarak ayrıntılı bu konuyu işliyor. O yüzden şimdi bu konuya evet daha ayrıntılı girmeyeceğim. Finansman. Şimdi ana kapıdan girdik şehre. Dur şehre tam girelim. Şuraya gelelim. Dombura bu çalıyor muyuz? Şimdi şuraya çıkmayı teklif ediyorum. Çıkalım. Ha, oradan daha böyle çevreyle ilgili yukarıdan daha geniş ayrıntılı görüntü ve bilgi paylaşabiliriz. Şimdi burası iç kale ya. Hı-hı. Burası hükümdar ailesinin yaşadığı kesim. Şimdi yukarı çıkınca şehrin daha geniş alanını göreceğiz. Orada biraz daha ayrıntılı bilgi vermeye çalışacağım. Tamam. Burası ne zaman bulunuyor arkeologlar tarafından? Karakurum'a gelen Arap bir coğrafyacının yazdığı söyleniyor. Şu anda biz hani, Karakurum'da mıyız? Karakurum'a yaklaşık 30 kilometre uzaklıktayız. Karakurum, Kubilay'ın başkenti, Moğol başkenti. Moğol Büyük Kağanlığı'nın başkenti. Üf, manzaraya bakın. Heh. Şu parça parça olanlar dış surdan geri kalanlar. Şurada geri kalanlar da var. Burada da var. Şimdi bak daha ileride böyle şey görebiliyor musun? Şey, tümseklikler var. Böyle. Evet. Tümseklikler var, çukurlar var. Şimdi orası ızgara gibi kadastro yapılmış. Kare biçiminde tapu alanları diye düşünelim. Her bir kare bir kişinin mülkü. Evet. Biz oralarda Adil Hoca ile konuşuyorduk. Sonuçta ikimiz de aynı şeyi söyledik. Oralarda atölyeler, küçük üretimhaneleri, dükkanlar, yani bugünkü anlayacağımız biçimde pazar yeri gibi olduğunu düşünüyoruz. Yerleşimlerinde biraz daha şehrin çevresinde olduğunu düşünüyoruz. Burayı zamanında anlatanlar şey, böyle ışıltılı, parıl parıl bir şehir olduğunu söylüyor. Arap gezginler dediğin gibi. Ya da daha önce o Çin'den gelenler. Bugün işte kalan bu şey, bu kadar kalan surlardan geriye kalan bunlar. Şimdi bu şey, şehrin yerleşimi, şu dışarıdaki kadastroyu gösterdim ya. Hı hı. Dört yönünde de var ama doğu, batı ve kuzey yönündekiler biraz küçük. Hı. Yani bir iki parça gibi. Güney yönünde epey uzuyor, bayağı gidiyor yani. Şehir aslında buradan daha güneye ulaşıyor, daha büyük bir alana yayılıyor. Onun haritası da, Radloff'un çıkardığı bir harita var. O beyaz levhanın öbür yüzünde, güneye bakan yüzünde o var. Aşağı inince oradan bir daha bakabiliriz. Tamam. Hani bu bizim Türklerden, Uygurlardan olabilir. Çünkü buradan çömlek parçaları da bulundu. Aha, bu çömlek işte. Evet, bu basbaya çömlek. Ya da şey de olabilir, kiremit. Ha bak burada da var. Kiremit da parçaları var. Hatta şu bayağı şey ya. Burada kapsamlı kazılar yapıldı mı? O zor olacak. Ya şunun içinde yapıldı. Şuralarda yapıldı. Mesela burayı ellememişler belli ki. Bir de o orada görünen stupa var ya, onun çevresinde, onun da kuzeyine geçince belirgin görünüyor. Bu buradaki Uygurlar stupa dedin. Budist miydi? Şamanist. Bir dönemden sonra hükümdar ailesi Mani dini benimsiyor. Budizm o dönemde, ya her Hun döneminden başlayarak bu coğrafyaya geliyor ama çok güçlü ve yaygın değil. Buranın dolayısıyla daha çok Mani etkisi
O da işte hükümdar ailesinden dolayı mani etkisi olma ihtimali daha yüksek. Bunlar hep şey. Kiremit. Hmm. Kiremit ya da şey, oluk taşı olabilir. Şimdi bir de biraz önce buraya Burhi Hoca'nın sorduğu bir soru vardı orayla ilgili. Oraya gidelim, orada iki tarafı da görerek konuşalım. Bakın o dış surlar da devam ediyor. Evet, devam. Geriye doğru, batıya doğru. Burası en yüksek burası noktalardan bir tanesi. Burası güneybatı köşesi burası. Evet. Şurada dışarıya doğru bir yapı uzantısı var. Buraya bitişik ama görüyorum. Ayrı. Bir de bu var. Şimdi burada iki tez var akademisyenlerin ayrıştığı. Biri diyor ki bu arkadaki o ayrık olan yer hükümdarın ana sarayıydı. Bu öndeki de tapınak yapısının kalıntısı diyorlar. Diğeri de bunun tam tersini söylüyor. Hayır, Manidin'in tapınak daha önemlidir. Bu arkadaki tapınaktı, burada hükümdar burada yaşıyordu. Bunun bağlı olduğu yapıda yaşıyordu diyor. Böyle iki görüş var. Benim değil tabii yani. Bu işi anlayan tarihçi, arkeolog, din tarihçisi vesaire akademisyenlerin. Böyle bir yapı var burada da. Arkadaşlar YouTube'da büyük muhtemelen olasılıkla, evet. Belki dünyada, belki de Türkiye'de ilk olabilir. Bakacağız biz yine de. Yani size bakarsanız Uygurların başkenti Ordu Balık. İlk defa biz çekiyoruz. Zaten burada bu kadar ayrıntılı bir, çok kapsamlı bir arkeolojik çalışma yapılmamış. Levent Hoca da burayı çok iyi bilen bir hocamız. Ya yapılıyor ama hani biz Türk arkeologları da davet ediyoruz. Evet. Evet. Gelsinler. Türk tarihini. Bakın. Kazısınlar adlarını. Kocaman bir şehir var ve neredeyse hiç dokunulmamış ve buranın dışında da çok büyük bir şehir. O şeyleri de görüyoruz. Şey, bakın bunlar hep o şehrin surları. Nasıl Burhi? Bak üstünde şemal şeyi de var. Bir şey yok ya. Kapamış toprak. Hani acaba dedim böyle içeri açılan bir şey olur mu burada falan diye de. Çok eski tabii. Şey yapılması lazım. Kazılması lazım. Çok çok. Vay be. Bakın surları görüyorsunuz. Böyle. Yani o kadar kazılmamış ki. Bakın o karşıdaki kuleler. Yine surlar, insan yapımı surlar. Bunun içi tamamen doludur. Ve dışı da dolu. Kalıntılar. Zaten bakın bu yüksek tümsek gibi duran yerler hep aslında bina. Bir şeylerin varlığının kanıtı. Şu bakın sıra. Belki bir pazar yeriydi şu sıradaki yükseltiler. Tabii buranın inanılmaz bütçeli bir arkeolojik kazıya ihtiyacı var. Gerçekten o kadar güzel ki hayal edebiliyorum ben. Ama Türk arkeologları bekliyor. Alman arkeologlar bir şeyler yapmışlar ama çok küçük bir alan onların yaptıkları. Hadi bakalım. Yağmur da başladı. Hem güneş var hem yağıyor. Evet. Hem güneş yakıyor hem de yağmur yağıyor. Biz yine yolumuza devam ediyoruz. Hadi bakalım.
Kapıyı evet. Gösterelim. Road tripimizde ikinci güne geldik ve road tripimiz muhteşem bir Saddam Camp. How are you? Fine. I have a YouTube channel. We have a YouTube channel. So we are going to promote your... We will show the camp. Yeah. Yes. We will. Yes. Abi kapıyı çok güzel yapmışlar. Saddam Camp. Evet, bu Moğol savaşçıları koruyor görüyorsunuz. Evet. Şurada da içerinin planı var. Ha harika. Mükemmel. Souvenir shop bile varmış. Yok şu anda. Şurası. Bak şurası ama şey yok. Arkadaşlar kampın güzelliğine bakın. Evet. Nasıl? Beğendin mi? Süper. Ateş o ufak yakacağız. Ovaları da koymuş. İnek obası. Burası da yeni yurdumuz. Hayırlı olsun. Vatana millete. Bugünü bitirdik. Aynen. Keyifliydi. Yarın Moğolların eski başkenti, eski başkenti Karakorum. Aynı zamanda yarın Orhun Vadisi'ne inip Göktürk Müzesi'ni. Evet, Orhun Anıtları. Eski Türk yazıtlarını. Evet. Orhun Anıtları ve Orhun Nehri'ni. Aynen. Oraları göreceğiz ve orada izleyeceğiz. Hacı olacağız. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.